Her yola başvurmuş. Fakat bir türlü zayıflayamamış. Hastalar için neler önerirsiniz? Şimdi öncelikle şöyle, herkes bir şekilde yolu bir diyetten geçiyor, bir diyet yapıyor. Herkes farklı farklı diyetler uygulayabiliyor. İşte bazıları aralıklı oruç yapıyor, bazıları normal standart diyet yapıyor, bazıları farklı farklı diyet isimleriyle bir sürü diyetler var. Çoğunu denemiş olabilir, elinden geleni yapmış olabilir, her şeye uymuş olabilir. Fakat hala kilo veremiyorsa altta yatan bir sebep vardır, biz bunu araştırırız. Öncelikle biz bir kan tellerine bakarız. Kan tellerinde problem var mı yok mu, yani kişinin tiroidi var mı? Ya da B12'si eksik mi, D vitamininde bir sıkıntı var mı, hemogramda bir problem var mı, vitamin değerlerinde bir sıkıntı var mı? Bunlar da diyet sürecini etkiliyor. Yani bunlardan birinin eksik olması kilo vermesini etkileyebilir. Aynı zamanda günlük rutin düzene bakarız. Mesela kişi günde 2 öğün besleniyordur, diyetine uyduğunu düşünüyordur, ben yemiyorum diyordur. Sabah yiyordur, akşam yiyordur, az yiyordur, az yiyince kilo verebileceğini düşünüyordur fakat veremiyordur. Bu da kişiden kişiye göre değişebiliyor. Eğer hastalık tablosu varsa, insülin direnci olabilir, şeker olabilir, işte farklı bir hastalığı olabilir. Bu tarz hastalıklarda mesela uzun süreli açlıklar biz önermiyoruz. Kilo vermesini yavaşlatabiliyor. Altta yatan sebeplere bakmak lazım açıkçası. Evet. Beslenme düzeni, sosyoekonomik düzeni, ondan sonra psikolojik faktörler, bunlar var. Ha, şu tipler olabiliyor, yani bunlar da olabiliyor. Sonuçta bu bir tıbbi beslenme tedavisi gibi düşünmek lazım. Her tedavinin bir sonucu olmayabilir, sonuç alamayabiliriz. Kişinin kan tellerinde bir problem yoktur. Diyetisine gidiyordur. Destek alıyordur profesyonel, beslenme düzeninde hiçbir problem yoktur, kan telleri temizdir fakat hala kilo veremiyordur. Ki daha dün aynısını yaşadım, böyle bir kişi var, 8 ay oldu, 8 aydır verdiği kilo 4-5 kilo mesela, veremiyor. En sonunda biz bunu psikoloğa yönlendirdik. Çünkü altta yatan sebep psikolojik faktörler mesela. Kilo veremeyeceğim. Tabii takıntı haline getirmiş, her şeyi birebir yapıyor, kan telleri temiz. Hiçbir problem yok fakat hala kilo veremiyor. Sonradan böyle sorguladık. Anamnez aldıkça bir baktık ki altta yatan sebep, yani kişi rüyasında bile bu olayı görüyor. Tartıya çıkarken titreyebiliyor. Ondan sonra sürekli kilo veremeyeceğini düşünüyor. Karşı tarafın sürekli onun kilosuyla alay edebileceğini düşünüyor. Bunlardan dolayı da kilo veremiyor olabiliyor. Çünkü vücutta stres hormonu arttığı zaman da o da vücudu şişiriyor, ödem yapıyor. Bu faktörlere bakmak lazım genel olarak. Yani dediğiniz gibi psikoloji her alanda. Tabii. Yani her şeyde çok etkili insanlar. Aynen, çünkü beslenme bir hani kağıt parçası olarak düşünmemek lazım. Yani çok böyle çok faktörlü yönleri var. O yüzden rutin kan testleri, psikolojik faktörler, sosyal düzeyi, ekonomik düzeyi, hepsi kilo verme olayını etkiliyor. Detaylara inmek lazım. Yani kişiye özel olması lazım.